Paşa Hazretleri, hünkârımı size emrettiler. Hünkârım. Ahmet Paşa. Emredin hünkârım. Rüstem Paşa'yı azlettim. Ondan boşalan Vezir-i Azamlık makamına da seni tayin ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Seni vekili mutlakım tayin ettim paşa. Gelip el etek öpmeni icap ederken ne diye dikilirsin karşımda? Hünkârım, lütfediyorsunuz. Şeref duydum. Bana layık gördüğünüz bu mukaddes vazifeyi gururla ifa etmek isterim. Lakin... Sen ne istersin paşa? Şart mı koşarsın yoksa? Haşa hünkârım. Ben sadece... canımı sizin teminatınız altına almak isterim. Vezir-i azamınız olduğum müddetçe... idamıma hükmedilmeyecek. Aksi halde bu vazifeyi ifa edemem. Canımı kurtardığıma şükrediyorum. Hünkârımızın hali hal değil paşam. Önüne çıkanı yok etmeye, tüketmeye meyyal. Sen onu bırak da... ordugâhtan nasıl çıkacağım onu söyle. Bütün hazırlıkları tamamladım paşam. Kuşluk vakti çıkacağız. Rüstem paşam, bilmeniz icap eden bir husus var. Hünkârımız Kara Ahmet Paşa'yı Vezir-i Azam olarak tayin ettiler. Hünkârımız suların durulması için evvela beni kurban etti. Şimdi de devletin başına Kara Ahmet Paşa'yı getirdi. Cefasını ben çekiyorum, sefasını başkaları sürecek. Hünkârımız beni azletti. Kardeşim, anlayacağım. Bundan böyle Vezir-i Azam değilim. Nasıl olur? Yoksa her şeyi anladılar mı? Hayır. Lakin şüphesi dahi kafi. Canımı zor kurtardım. Gecenin bir yarısında Bostancı kılığında kaçtım ordugâhtan. Şehzade Mustafa'yı sevenler rahat durmayacaktır. Payitahtı yangın yerine çevirebilirler. Tedbir almamız icap eder. Sen hiç merak etme. Seni ve sultanımızı korumak için elimden gelen her şeyi yaparım. Ben buradayken kılınıza bile dokunamazlar. Sana da diş bileceklerdir Sinan. Dikkatli ol.